Merhaba. Bugün gebelikte çok sık karşılaştığımız bulantı kusma durumundan bahsetmek istiyorum. Genelde gebelerimiz bulantılarını sabah yaşıyorlar, daha yataktan kalkmadan ya da kalkar kalkmaz böyle bir bulantı ata geçiriyorlar. Biz bu durumu aslında morning sickness diyoruz İngilizce tabirle. Fakat bazı hastalarda bu sadece sabah değil, tüm gün boyu sürebiliyor maalesef. Ve gün boyu süren bu bulantı kusmalar zaman zaman hastanın bütün yaşam kalitesini bozuyor. Hatta beslenmesini bozuyor. Hatta çok ileri vakalarda nadiren de olsa bebekte bir sıkıntı bile yaşayabiliyoruz. Bu bulantı kusma hastaların en çok sorduğu şeylerden biri. Bu neden oluyor? Nedeni tam olarak bilmiyoruz ama gebedeki değişen hormonların gerçekten çok farklı, çok aşırı düzeyde artan hormonların bu işe sebep olduğunu düşünüyoruz. Ama işin felsefesine baktığımızda büyük olasılıkla bulantı kusma aslında gebeleri Toksik maddelerden, zararlı kokulardan, gıdalardan uzak tutmaya çalışıyor aslında bakarsanız. Yani gebeye zararlı bir şey yiyemiyor ve gebeye her zaman sen hamilesini hatırlatıyor sistem aslında. Sen hamilesini, sen kendine dikkat et'i hatırlatıyor. Tabi bazı hastalar bunu çok hafif geçiriyor. Böyle çok kendi kendine ufak tefek çözümlerle atlatabiliyor ama bazılarında bu bulantı kusmalar birden fazla oluyor ve bütün gün sürebiliyor ve hastanın gerçekten beslenmesini çok ciddi anlamda etkiliyor ve zaman zaman hastada susuzluk durumuna kadar, dehidratasyona kadar götürüyor işi. Tabi hastalarımızın en büyük kaygısı bebeğime bir şey olur mu kaygısı oluyor. Yapılan çalışmaların çoğunda bu bulantı kusmaların bebeğe ciddi bir zarar vermediği gösteriliyor. Yani bu bulantı kusmadan bebek adına endişe etmenize çok gerek yok. Zaten kadın normcunuz da bebeği çok yakından takip edecek. Çok ileri vakalar dışında bebekte herhangi bir sıkıntıya rastlamıyoruz. Genelde ilk 3 ay görülüyor. 9. 10. hafta civarında 2,5 aylıkken falan böyle pik yapar bu bulantı kusmalar. Ama hastalar ne zaman bitecek bu diyorlar genelde. Genelde 14. haftadan sonra azalıyor. 20. haftadan sonra hemen hemen hiç görmeyiz. Ama yine de bazı vakalar var gördüğümüz. Bu vakalarda gerçekten gebeliğin sonuna kadar biz bulantı kusmayla karşılaşıyoruz ne yazık ki. Bu hastalarda gerçekten işte su kaybı, dehidratasyon ve bir takım elektrolit dengesizlikleriyle çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle hastada dehidratasyon bulguları varsa bunlar sıkıntı. Ne gibi? İşte az idrara çıkma, az idrar yapma, idrar renginin çok koyu olması, derinin cildin turgorunun azalması, kilo kaybetmesi hastanın gebelik boyunca. En sık karşılaştığımız bulgulardan biri gebe ayağa kalkınca baş dönmesi oluyor. Bunlar hakikaten sıkıntılı. Peki biz kimlerde sık görüyoruz diye sorarsanız bu bulantı kusmayı. Bir kere ikiz gebeliklerde, üçüz gebeliklerde çok sık oluyor maalesef. Onun dışında yine eğer kız bebeğe hamileyseniz bu da enteresan bir bilgi. Kız bebeğe hamileyseniz bulantı kusma daha fazla görülüyor. Migren hastalarında yine bulantı kusma daha fazla görülüyor. Bir önceki gebeliğinizde yine bulantı kusmanız varsa bunu daha fazla görüyoruz. Ve yine anne veya kız kardeşte, akrabalarda da eğer bulantı kusma çok fazla olmuşsa bu hastada da genetik olarak bir şekilde daha fazla ol oluyor ve görüyoruz bunu. Ancak <laughs> her bulantı kusma gebelikteki böyle masum e, gebeliğin bulantı kusması değildir. Bazen işte ülserle, bazen safra kesesi hastalıklarıyla veya tiroid hastalıklarıyla karış karışabilir bu bulantı kusmalar. Eğer bulantı kusmalarınız gebeliğin 9. 10. haftadan sonra olmuşsa bu durumda aklımıza daha ciddi şeyler gelmesi gerekiyor. Yani 9. 10. haftadan sonra başlamaması lazım. Bizim bulan gebeliğe ait bulantı kusma dediğimiz tablo. Özellikle karın ağrısı, baş ağrısı, ateş bunlar Bizim gebeliğin bulantı kusmasında çok gördüğümüz bulgular değil. O yüzden mutlaka akla başka sorular getirilmeli. Belki bir genel cerrahi uzmanından fikir alınabilir. Yani tiroid hastalığı mı var veya dahiliye uzmanından tiroid hastalığı mı var, safra kesesi hastalığı mı var, yoksa bir ülserim mi var? Bunlar da gebelikte bu işleri tetikliyor. Ama gebelikte biz ülseri çok sık görmeyiz. Onu da artı parantez söylemek, söylemek istiyorum. Çünkü gebelik durumu genelde peptik ülser üzerine olumlu etkileri olan bir durumdur. Siz doktora gittiğinizde yani bana geldiğinizde ben ne yapacağım? Bir kere ben özellikle kan ve idrar tahlili istiyorum mutlaka. Genelde hekim arkadaşlar da istiyorlar. Kan ve idrar tahlilinde ne kadar etkilendiğinizi, beslenmenizin ne kadar bozulduğunu, elektrolit dengesizliği var mı buna bakıyorum mutlaka. Bu çok önemli benim için. İşte susuzluk durumunu gösteren kan bulguları var mı? Bunlara bakıyoruz mutlaka. Elektrolitler özellikle bize çok ipucu veriyor burada. Yine idrar tahlilinde artık açlık durumunuzun yani artık beslenemediğiniz zaman uzun sürede açlık durumunuzun ne derecede şiddetli olduğunu hatta gerekirse sizi hastaneye yatırıp damardan serum veya sıvı verecek miyiz, besleyecek miyiz buna karar vermek için idrar tahliline mutlaka bakıyorum. Ve bir de bebeğimize bakıyorum, ultrasonografi yapıyorum ve bebeğe mutlaka bakıyorum. Ancak hastalarım, gebelerim yani takip ettiğim gebelerim genellikle bulantı kusmanın yani kendileri yemesinden yeme yemesinden ziyade daha çok bebeğe bir şey olur mu endişesi taşıyorlar. Gerçekten yapılan çalışmalarda bebekle ilgili genellikle bir problem görmüyoruz. Yani bulantı kusma durumu bebeğe ciddi bir zarar vermiyor. Bu anlamda en azından içimiz rahat. Fakat bu durum eğer kontrol altına alınamazsa bazı vakalar var. Yani böyle işte gebeliğin sonuna kadar bulantı kusma hiçbir şey yemiyor. Hiçbir tedaviye yanıt vermiyor. O zaman o vakaların yani bu kadar şiddetli kontrol altına alınamayan vakaların Bebeklerinde doğum ağırlıklarının daha küçük olduğunu görüyoruz. Yani anne beslenemeyince bebek beslenemiyor. Ama çok ileri vakalarda lütfen bu konuda bir paniğe kapılmayın. Genellikle hiçbir şey olmuyor. Hiçbir problemle karşılaşmıyoruz. O anlamda rahat olmanız gerekiyor. Tabi bu arada bu süreçte mutlaka e, tedavi önerilerini mutlaka tam tamına gerçekleştirmemiz, yapmamız gerekiyor. Özellikle e, bulantı kusma için. Tabi. Hastalarımız genellikle bize haliyle haklı olarak ne soruyorlar? Yani ne yapacağız? Bunu hani ilaçsız çözebilir miyiz biz bu işi? İlaçsız bu işi atlatabilir miyiz? Bunu soruyorlar bize. Gerçekten çoğu vakada ilaçsız çözebiliyoruz. Bir kere yataktan kalkmadan belki bir kraker yiyebilirsiniz. Önerilerim bunlar benim genellikle. Bir kraker, bir tuzlu böyle bir beyaz leblebi gibi bir şey yiyebilirsiniz yataktan kalkmadan boş mideyle dolaşmamış olursunuz. Çünkü genelde hastalar onu söylüyor. Ya kalkıyorum, aç kalkıyorum, hemen başım dönüyor, midem bulanıyor. Bu tabloyu istemiyoruz. Bu birinci önerim özellikle. Yine biz daha çok yağdan fakir yani yağsız gıdalar yiyeceğiz. Bunu hani biliyorsunuz, bulan normal hastalandığımız zamanda da bize yağsız yememiz öğütlenir. Aynı gebelikte de yağ yağsız gıdalar özellikle karbonhidrat ve proteinden zengin olan gıdaları tüketirsek bizim için daha iyi. Sıkça yiyeceğiz. Ama az miktarda yiyeceğiz. Abartmayacağız. Sık ama az. Sık ama az. Ne yiyeceğiz? Kraker. Az önce söyledik. Beyaz levlevi. Çok iyi geliyor hastalara. Çay. Yağsız pirinç pilavı. Muz. Bunlar çok iyi geliyor gerçekten. Sindirimi de kolay bunların. Elma püresi. Ceviz. Fındık. Az yağlı yoğurt. Bunlar harika. Ama benim annemin de yaptığı gibi zencefil. Gerçek zencefil alıp zencefilin çayını yaparsanız mükemmel. Batı'da ee, bizler Batı'lı işte gözlemlemeye gittiğimizde görüyoruz. Batıda bu zencefilin kapsülleri ilaçları satılıyor ama ülkemiz bu anlamda bu gıdalardan çok zengin. İşte cevizi, fındığı, az yağlı yoğurdu, işte yağsız bir pirinç pilavını, muzu çok krakeri çayı çok kolay bulabiliyoruz. Güzel bir zencefil çayı yapın kendinize ee, taze zencefilden bir çay tüketin böyle gerçekten çok iyi geleceğini göreceksiniz her yerde satılıyor. Artık çok yaygın pazarlarda, marketlerde çok kolay kullanılabiliyor. Baharatlı ve yağlı gıdalardan yine uzak durmanız gerekiyor. Asidik içeceklerden, karbonatlı içeceklerden, işte mineral suları vesaire bunlardan uzak durmanız gerekiyor. Mümkün mertebe yemekleri kendiniz yapmayın. Kokulu ortamlarda bulunmayın. Kalabalık içinde durmayın. Çünkü bunların hepsi irite edebiliyor. Çok yoğun böyle koku olan, çok kalabalık ortamlar, toksik bir şehir havası bile hastayı irite edebiliyor gerçekten ve bulantı kusmayı tetikleyebiliyor. Her şeyden sonra mutlaka yemekten sonra dişlerinizi fırçalayın. O şey tadı gitmesi gerekiyor gerçekten. Yemekten sonra uzanmayın. Yemekten sonra birazcık ayakta durmanızda fayda var. Tozlu odalarda, kalabalık odalarda durmayın. İş yerinizi mümkünse buna göre ayarlamaya çalışın. Güçlü kokulu ortamlarda bulunmayın. Yine sıcak ve gürültülü ortamlarda olmayın. Bunlar hakikaten sıkıntılı tablolar, gebelerde hep duyduğumuz şeyler, bize duyduğumuz şikayetler yani. Soğuk ve berrak içecekler tüketin mümkünse. Kahve önermiyoruz. Çay öneriyoruz ama kahve önermiyoruz. Ve bu içecekleri de yani soğuk içecekleri de mesela su içecekseniz bunu da mutlaka hani yemeklerle beraber değil de yemek aralarında tüketmeye bakın. Bizim için bu da çok önemli. Basit, basic önerilerimizden. Onun için neler yememiz gerektiğinden bahsettim. Neler yemememiz gerektiğinden, neler yapmamamız gerektiğinden bahsettim. Bunlar çok önemli. Özellikle meyve soruyor hastalarım. Meyve portakal gibi meyveleri önermiyorum. Her ne kadar hani C vitamini barındırsa da asidik yiyeceklerdir bunlar, gıdalardır, meyvelerdir. Portakal ve narenciye türevlerini çok önermiyoruz. Ama özellikle işte muz burada kilit meyve olabilir ve elma püresi çok güzel geliyor hastalarımdan hep geri dönüşler alıyorum zaman zaman biz kendimizde hastalandığımızda kendimizde kullanıyoruz bu tip meyveleri sebzeleri tüketmeye gıdaları tüketmeye çalışıyoruz ha bütün bunlar işe yaramadı o zaman hastanın durumu kritikse o zaman ilaçlar veriyoruz elimizde ilaçlar var ama ben gerçekten hani bu şeylerle bu korunma yöntemlerini kullanıp da yani bu önerilerimizi gerçekleştirip de hani ilaç verdiğim hasta sayısı çok az ama ilaç desteğimiz oluyor mu oluyor özellikle bulantı kusmayı kesen ilaçlarımız var. Zaman zaman hastaneye yatırdığımız hastalarımız da oluyor yine damardan beslemek zorunda kaldığımız hastalar da oluyor damardan sıvı tedavisi verdiğimiz hastalar da oluyor. Bol su kullanmak çok önemli gerçekten bol su içmek dehidrate kalmamak çok önemli. Onun dışında Yine gebelerin en çok sorduğu sorulardan bir tanesi. Ya ben bunu önlemek için ne yapmalıyım? Yani ne yapabilirim? Gerçekten e, yani biz burada gösterilmiş çok bir şey yok. Hani az önce saydığım önerileri tabii ki dikkat edeceksiniz. Ama e, bilinen tek önemli bir şey var. O da gebelikten önce folik asit kullanımı. Gebelikten önce 400 mikrogram folik asiti içen gebelerde, gebelik öncesi dönemde bu vitamine başlayan gebelerde bulantı kusmanın biraz daha az olduğunu göster, göstermiş, gösterilebilmiş. Yani çalışmalar bunu göstermiş. Zaten bu bütün gebe, bütün anne adaylarını önerdiğimiz bir şey. Gebelikten önce bir 400 mikrogram folik asite mutlaka başlamakta fayda var. Onun dışında eğer benim unuttuğum bu videoyu izleyen değerli hastalarımızdan, arkadaşlarımızdan benim unuttuğum kafama, kafanıza takılan bir şey varsa mutlaka Memnuniyetle yazın yorumlar kısmına, sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın diyorum.